Evet, sevgili dostlarım hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün geç bir saatte yayın yapıyoruz. Yarınki yayınla bir olsun istedim. Yarın çünkü gündüz saatlerinde yayın yapamayız. O yüzden e, bu yayını e, bu saatte sizlerle birlikte yapmak istedim. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte e, doları, altını, gümüşü video içerisinde değerlendireceğiz. Bizler için dolar, altın ve gümüşte e, bugünkü kapanışlarda geldi. Bugünkü kapanışlar doğrultusunda şimdi takip edeceğimiz önemli seviyeleri bu video içerisinde değerlendirelim. 2022 yılı içerisindeki e, dolar, altın ve gümüşteki beklentilerimizi gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışalım. Evet sevgili dostlarım bugün itibariyle baktığımız zaman dolar tl kuruyla hemen başlayalım. Şu an itibariyle dolar tl kurunda 11.50-11.55 civarlarında bir fiyatlanma. Sizlerle birlikte takip ediyoruz Şu saate itibariyle gene baktığımız zaman 11.35 bölgesi Bir kapanış geldi Bu 11.35 üzerinde Dolar TL kuru için Bizim beklentimiz Yukarı yönlü hareketin Devam edeceği yönündeki beklentimiz 11.35 Üzerinde Dolar TL kuru Artık biliyorsunuz 3 Ocak 2022 Yılı itibariyle Hepinizin takip ettiği gibi Dolar TL kurunda özellikle enflasyon verileri açıklanacak. Bu enflasyon verilerinde yukarı yönlü Aralık ayı beklentisiyle birlikte zaten yıllık enflasyonda belli olacak. Yani bizler e, hala da dolar TL kurunda özellikle yukarı yönlü beklentilerimizi devam ettiriyoruz. İlk etapta bizler için dolar TL kurunda 11.35-12.48 band aralığı önemli olacak gördüğünüz gibi zaten yön e, buraya doğru evrilmekte. Onun üzerinde e, gene 12.48'in aşılması durumunda da bizlerin 13.29 seviyesindeki kuvvetli direnç bölgesine doğru Dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketler beklentimiz bu hafta itibariyle e, yön kazanmış durumda arkadaşlar. Şimdilik baktığımızda kısa fazla analizimizi yaptığımızda şu an itibariyle hala dolar kurunda yukarı yönlü yön beklentimiz devam etmekte. Evet sevgili dostlarım e, izleyici sayımız az beğeni sayımız da az e, beğeni tuşuna dokunursak daha fazla kişiye daha fazla arkadaşımıza bu yayının bildirim şeklinde gitmesini sağlayabiliriz. Evet şimdilik baktığımız zaman dolar-telekurunda 11:35 kanalı üzerinde kapanış gelmesi bizim için olumlu. En kısa e, yukarıdaki direnç 12.48 direnci. Yarın sizlerle birlikte takip edeceğimiz önemli dirençler arasında olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde altın tarafına geçelim. Daha sonra yorumları e, ve sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altındaki kapanışlara bakalım. Bizler için gram altında ne dedik arkadaşlar? 663 üzeri her kalış bizim için gram altında olumlu bir Kapanıştır. E, şu an itibariyle 675 civarlarında bir gram altın e, sizlerle birlikte zaten seyrediyoruz. 663 üzerindeki yükseliş bandında bizlerin takip edeceği seviye 773 TL civarına doğru giden bir gram altın. Bunu da hem dolar bazlı, sizlere ons altından da zaten bahsetmiştim, hem de ons altındaki. 1840 beklentimden dolayı dolardaki ufak yönlü e, ivmelenmeler yukarı doğru hareketlerin devamı ve ons altın hareketiyle birlikte gram altında da 773 TL civarına doğru e, yukarı yönlü hareket beklentimiz hala devam ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda 663 üzerindeki kapanışlar gelmesi gram altında da bizler için olumlu seyrin hala devam ettiğinin bir göstergesi olarak takipteyiz. Ons Altın. Evet Ons Altın tarafına gittiğim zaman ve gördüğümüz e, görüntü 4 saatlikte Ons Altın'ın da güzel bir kapanış yaptığı ve e, aynı tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar 1800 yukarıda da 1814 bantları e, aralığında bir kapanış. E, fakat ben bu aralıktaki kapanışın e, Ons Altın'da şuradaki 1844 dolar seviyesine doğru bu hareketi devam ettireceğini düşünmekteyim. Ons altın tarafına da baktığımız zaman kapanışlar gayet güzel, olumlu, yukarı yönlü seyri devam ettirecek şekilde teknik analiz yönteminde gördüğümüz kapanışlar diyebiliriz. Hemen ons gümüş, gümüş bekleyen arkadaşlarımız var. Gümüş analizimizi de hemen yapalım. Gümüş analizimizde zaten beklentilerimizi sizler biliyorsunuz. Bu beklentilerimiz doğrultusunda ilk ana hedef bölgemiz gümüşün ons tarafının 24 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettireceği yönündeydi. Ve şu an itibariyle baktığımızda bir 23.04 civarlarında dolaşan gümüşün onsunu seyretmekteyiz. Burada ilk hedef 24 dolar seviyesi olacaktır arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında İkinci ana hedef bölgesi de gene 26 dolara doğru seyri e, gümüşün ons tarafında devam eden bir gümüş ons sizlerle birlikte izleyeceğiz. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız. Evet Denktaş Müşavirlik Harun Bayraktan kanalımıza hoş geldin. 11.35 taban mı oldu? Evet bugün itibariyle 11.35 taban olmuş durumda arkadaşlar. Çünkü kapanışlara göre yapıyoruz ama en sağlam kapanış 2 günlük kapanışlardır. O yüzden bugün itibariyle baktığımız an 11.35 bizim için artık bir taban fiyat olmuş durumda bugün itibariyle. Yarınki hareketleri gene izleyeceğiz. 11.35 üzerinde kalındıkça zaten 12.48 11.35 aralığı ilk hedef onun üstünde de kırabilir isek bir haftalık direnç bölgesi var 12.48'de. Orayı da kırabilir isek 13.29 güzel bir bölge olarak karşımızda izleyeceğimiz alan olarak gözükmekte. Gram gümüş 8.55 civarlarında gram gümüşte de arkadaşlar bizler için 8.35 bölgesi ons bazlı olarak grafiğinde göstereyim. 8.35 bölgesi üzerinde kapanışlar gördük. Buradaki ana hedef bölgemiz bizler için 9.69 bölgesinden geçen alan. Ee, burada da gene aradaki destek bölgemizde 9.39 Yanılmıyorsam evet 9.39'dan geçen bir haftalık direnç bölgesi mevcut. Ee, burada biraz oyalanabiliriz. Fakat ben burayı da kırıp yukarı yönlü gram gümüşte de e, özellikle 9.69 seviyesine doğru hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentim var. Bu beklentimi de hala korumaktayım. Evet sizler için e, bugünkü kapanışlar doğrultusunda altını doları ve gümüşü değerlendirdik. Şimdi biraz sorularınıza bakalım. Sorularınız içerisinde neler var? Evet, bu arada arkadaşlar, Süper Chat'imizi kullanabilirsiniz. Süper Chat'imiz açıldı. Süper Chat üzerinden kanalımıza soru sorabilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatayım. Evet, Mustafa Çanak Başkan bu makaslardan dolayı düşüşlerde alım yapamıyoruz maalesef demiş. Evet, maalesef ki bankaların makas aralıkları çok yüksek arkadaşlar bunların bir an önce inşallah düzelteceğini umut ediyorum. Hayırlı geceler demiş Hasan. Hayırlı geceler Hasan. Altının yakasını bırakmadı demiş. Şu dolar altın yükselsin. Bırakın doları demiş Mustafa Karadal. <laughs> evet altında güzel bir gelecek var arkadaşlar. Ama kademe kademe gidersek bizler için daha sağlıklı olacak. Yılmaz Salık hayırlı geceler demiş. Hayırlı geceler Yılmaz. Serhat yüksekten dolar alanlar satsın diye e, doları bilerek mi yükseltiyorlar? Dolarları bozdursunlar diye. Şu an e, volatilite o kadar fazla olmadığı için, yani oynaklık fazla olmadığı için e, pek fazla müdahale etmek istemiyorlardır diye düşünmekteyim ben. E, tekrardan volatilitenin zaten dolar kurunda yükselebilmesi için bu hafta itibariyle e, dolarda ilk önce 12.48 ve onun üzerinde de e, 13.29 civarlarında bir kapanış görmesi şart dolar TL korunur. O yüzden e, henüz daha bu seviyelerdeki kapanışlar görülmediği için e, pek fazla müdahale edeceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. HSBC Bank kullanın demiş Investing'e çok yakın. Bugün Forex'te 11.30 e, satıştan 11.35'ten aldım demiş Denetaş. Evet HSBC HCS, Bank'ın e, bakın makasları düşükmüş arkadaşlar. Arkadaşlar herkes makas oranlarını bankalarındaki makas oranlarını yazarsa diğer arkadaşlarımız da buna göre e, buradaki yorumlardan faydalanarak kendilerine en uygun bankayı seçebilirler diye düşünüyorum. Hem de güzel olur. Teşekkürler diyelim arkadaşımıza. Hayırlı geceler demiş. Gümüş 12-13 lere en kısa ne zaman gelir? Öngörünüz nedir hocam? Valla öngörülerin pek e, işlemediği bir dönemdeyiz İsmail. Tane tane gidiyoruz. E, kapanışları sizlerle birlikte izliyoruz. E, gram gümüşte şu an için e, ilk hedefimiz 969 üzerinde bir haftayı kapatabilirsek olumlu bir duruma geçebiliriz. Şu an itibariyle de 855 civarlarında bir gram gümüş. Fakat 969'un üzerinde kapanışlar şart. Bunu yakalayabilirsek gram gümüşte. Tekrardan volatil bir 11.80-11.90 civarına doğru hareket görebiliriz. Şu an için e, hareketler e, maalesef ki tam anlamıyla böyle yukarı yönlü dönmüş diyemeyiz arkadaşlar. Sadece bu ara bantları değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an kısada baktığımız zaman bugün itibariyle ilk gün e, kapanışlarını gördüğümüz itibariyle iyi kapanışlar oldu yani yukarı yönlü hareket ufak ufak devam ediyor. Bu nasıl bir serbest piyasa? Likidi e de bir müdahale ediyorlar demiş Esmer. Esmer demiş bu nasıl bir serbest piyasa? İki bir de müdahale ediyorlar demiş. Evet o da o da haklı. Sen de haklısın. Evet Hakan. ING'de 636 lira alış demiş. Teşekkürler Hakan. Mustafa İriç. Euro 20'deyken elim onay tuşuna gitti geldi. Çok pişmanım şimdi. Demiş Euro'yu almadığım için herhalde. Ya kuyruğu gibi dolar kuyruğu vardı bugün. Dolar almak için ben de bekledim demiş Nurullah Yaşar. Evet Nurullah'ın yorumunu da okuduk. Merhaba hocam, gram gümüş 8 seviyelerine gelebilir mi? Alım fırsatı verir mi? Şimdi bugünkü kapanışla baktığımız zaman gram gümüşün 8 TL'lere gelebilir mi şeklinde yorumumuz Evet gelebilir ama şöyle bir durum da var. Öncelikle bir 9.39 üzerinde kalabilecek mi? Bunu izlemek lazım. Haftayı gene 9.39'ların 9.69'ların altında kapatır isek işte o zaman geriye 8 TL'ler civarına doğru gelen bir gram gümüş izleyebiliriz. Şu an için haftanın başındayız ve yaptığımız teknik analizde şu an için hala yukarı yönlü seyrin ufak ufak devam edeceğini de söyleyebiliriz. Ee, o yüzden şimdilik o kısma gelebilir miyiz, gelemez miyiz? Ee, bunu kapanışları görerek söylememiz lazım. Bugünkü kapanış itibariyle e, o verdiğin 8 TL'ler civarını maalesef ki söyleyemiyoruz. Ama yarın ne olur? Kapanışlar nasıl olur? Müdahaleler nasıl olur? Bunları bilemiyoruz. Fakat yarınki gene kapanışlara müdahalelere göre tekrardan bakarız. Hayırlı geceler demiş. Alın fırsatı neresi demiş. Ertuğrul İncer. Ertuğrul ben 2-3 video önce galiba bana göre alım olabilecek yerleri yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Bana göre o seviyeler alım fırsatıydı. Ama sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz, hangi seviyeleri düşünürsünüz o sizin bileceğiniz bir iş. Çünkü bizim kanalımız her zaman söylüyoruz bir alt sat kanalı değil arkadaşlar. Sadece biz teknik analizleri piyasaya yorumladığımız bir kanal. kanal. Garip bir kanalız biz. <laughs> Gökşin, fiziki satmazlar demiş İreme. Gökşin, e, İreme demiş, fiziki satmazlar demiş. Mücahit, Sonay, gram altın 3 Ocak'ta tahminen ne olur demiş. Şu an itibariyle ufak ufak yukarı yönlü gidiyor. E, bakalım 3 Ocak enflasyon verilerinin de yukarı yönlü gelmesiyle birlikte e, altının en fazla sevdiği reel faiz ile enflasyon oranının e, birbirine olan uzaklığı. Ee, bu da altın yatırımcısına yararlı olur diye düşünebiliriz arkadaşlar evet yeter İrem kurtaramadım demiş battım ben demiş İrem İrem böyle düşünmeyin bakın arkadaşlar umutsuzluğa kapılmayın bu piyasada her şey olur piyasayı şu şekilde okuyun bizler e, teknik analizciyiz bizlerin Gökşin başkan saygı ve sevgilerimle demiş çok teşekkürler Gökşin ee, bu işlerde zarar etmek de var kar etmek de var zaten bir işten bakın burası çok önemli ee, zaten bir işte sırf e, kar olayı varsa bu iş faize girer zaten ee, sizlerde faiz istemediniz zaten sevmediğiniz için dolar ve altında paranızı tutmak istiyorsunuz bazı söylemler sizi yüksek miktarlardan dolar almaya maalesef ki itti Özellikle e, piyasada yapılan açıklamalar, bakın ben bazı yorumları okuyorum. Yani bu yorumlara sinir olmamak elde değil. E, fakat şimdi bazı gerçekleri söyleyince de üzülüyorsunuz. Biz demokratik bir kanal olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Sizlerin burada yaptığınız yorumları engellemiyoruz. Bırakın insanlar hangi görüşten, hangi partiden olursa olsun, düşüncelerini yorumlara aktarabilsin benim her zaman istediğim bu burada AK Partili olmuş e, CHP'li olmuş İyi Partili olmuş MHP'li olmuş Herkes kendi görüşünü rahat bir şekilde yorumlara yazabilsin. ama yazarken saygı oranını lütfen e, bozmayalım Biz burada yorum yaparken hiç kimseye saygısızlık yapmıyoruz sizlerden de beklentim e, altın ve dolar olan arkadaşlar için burada saygısız Kelamlarda bulunmamanız, bunlar çok yanlış. Ben Müslümanın arkadaşlar en merhametli olanını severim. Bunu unutmayın. Bakın çok güzel bir söz. Müslüman dediğin merhametli olur. Karşısındaki insanı kırmayan kişi olur. Yalan söylemeyen olur. Yalan söyleyen insandan Müslüman olur mu? Tabii ki olmaz. O yüzden yalan söyleyenlere itibar etmeyin. Derim ben. Evet Hakan hocam 200 bin TL zarar var demiş. Of Hakan'ım ee, biraz bekleyeceğiz maalesef ki biraz bekleyeceğiz. Şu biraz piyasalar biraz otursun. Bakalım e, ne gibi olaylar olacak. Olmadı ufak ufak e, alsat olayları yakalayabilir isek e, buralarda da gene ortalamalarımızı aşağı yönlü çekmeye çalışırız. Nevroz bilinmez, emeğine sağlık demiş. Çok teşekkürler. Uzun vadeli düşün, üzülme demiş. Dolar burada kalmaz. Şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Bugüne kadar dolar TL kuru geldiği yeri her zaman tekrardan test etmiştir. Bakın bunu unutmayın. O yüzden rahat olun. E, bu piyasada önce rakamlara insanları alıştırıyorlar. E, 8'li dokuzlu rakamlara nasıl alıştıysak, onlu rakamlara nasıl alıştıysak. Kademeli bir şekilde bu rakamlara da alışınca zaten ilerleyen günlerde 18 liralar bile ucuz gelebilir. Bunları çok yaşadık. Geçmişe baktığınız zaman bunları zaten sizler de göreceksiniz. 2022 yılı özellikle şu omikron virüsü arkadaşlar bakın bu aralar çok sık artık gündeme gelmeye başladı. Özellikle Avrupa'nın başına oldukça bela olan bir virüs yavaş yavaş ülkemizde de çok sık görülmeye başladı. O yüzden e, sizlerden ricam üçüncü aşılarınızı ve dördüncü aşılarınızı yaptırmanız. E, ben yaptırdım. Üçüncü aşımı yaptırdım. Ben hiçbir yan etki görmedim arkadaşlar. E, bu üçüncü aşımı da yaptırdım. Yani bu üç aşıda da hiçbir şekilde bir yan etki görmedim. Yani böyle bir çekincesi, düşüncesi olanlar varsa e, aşı yaptırmakta fayda var diye de düşünmekteyim. Çevremde gördüğüm birçok kişide aşı yaptıranların, e, aşıdan sonra COVID'e yakalananların da e, bu COVID sürecini çok hafif bir şekilde atlattıklarına da şahidim. O yüzden e, denenmiş, görülmüş bir olay, aşı yaptırmamış arkadaşlar varsa da mutlaka gitsinler aşılarını olsunlar diye düşünüyorum. Daha düşer mi demiş Ali Yıldız. Vallahi Alicim, şu an bugünkü kapanış itibarıyla. Ortalarda bir kapanış ama iyi bir kapanış yani desteğin üzerinde bir kapanış geldi. Şimdi ikinci direnç bölgesi asıl kuvvetli direnç bölgelerine doğru yukarı yönde ataklar yavaş yavaş gelebilir. Bu atakları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakalım izliyoruz piyasaları ilginç piyasalar. Ben hiç aşı olmadım daha demiş İrem. İrem hiç aşı olmamış Valla İrem olursan iyi olur diye düşünmekteyim ben. Tabii senin bileceğin bir iş, kendi bileceğin bir iş. Ama ben oldum herhangi bir zararını da görmedim. Evet Serhat da bugün 3. aşısını olmuş. Evet Serhat sende var mı herhangi bir şey? Evet bazı arkadaşlar da ufak tefek yan etkileri yapıyor ama bunlar geçici oluyor arkadaşlar. Onlar da gene geçiyor. Gümüşte sıçrama olacak diyorlar. Sizin yorumunuz nedir? Ben Covid işinin bir plan olduğunu düşünüyorum. Ve aşı vurulmaya, maske takmaya karşıyım. Grip işini Covid ettiler bence. Arkadaşlar böyle düşünmeyin. Benim çevremde ben olanları görüyorum. Covid olanları görüyorum. Ayrıca çok yakınlarımdan da bu işi çok ağır atlatan, aşı olmadan çok ağır atlatanlar da gördüm. O yüzden böyle düşünmeyin. Denetaş Müşavirlik Harun Bayraktar. Ben dolar ile tanıştığımda 50 kuruştu demiş. Bakın Denetaş Müşavirlik'ten Harun Bayraktar uzun vade yatırımcısı dolarla tanıştığı zaman dolar 50 kuruşmuş arkadaşlar. Şu anki doların fiyatını sizler zaten burada görüyorsunuz. 18 liraları görmüş bir dolar. Merkez engeller gibi geliyor demiş Başkan Süleyman Arslan. Vallahi merkez volatilite artmadığı sürece belli kafasında bir seviye vardır diye düşünüyorum. Oralar aşılmadıkça merkez ufak ufak belki müdahale eder. E fakat onun dışında ellemez gibi geliyor bana arkadaşlar. Bakalım izleyip göreceğiz. İyi geceler demiş Akil Can. İyi geceler Akil. Ben de hiç olmadım. Olmam da demiş Hüseyin. <laughs> 3 Ocak furyası doğru çıkabilir mi? Amerika'nın Amerikan bunlar nasıl açılır demiş Harun Evet 3 Ocak furyası doğru çıkabilir mi bunu göreceğiz bakacağız arkadaşlar ee, enflasyon verilerinin e, oranları çok önemli olacaktır yıllık Ayrıca enflasyon oranı da belli olacak Bunun neticesinde bazı hesaplar yapılır yani dolar kuruyla ilgili hesaplar yapılır bu hesaplar neticesinde kar zarar oranları ortaya konur e, ve Fonlar ona göre kendilerine yeni bir yön çizmeye başlarlar arkadaşlar. Büyük fonlar. Bakalım izleyeceğiz ne gibi bir etki yapacak. Ben yukarı yönlü bir etki yapacağını düşünmekteyim. Tabi Merkez Bankası da e, TL'nin değerini biliyorsunuz her zaman korumakla mükellef. Onlar da o gün orada olacaktır arkadaşlar. <laughs> dersi filan bıraktık demiş ekonomist olduk demiş İrem <laughs> aynen İrem hepimiz öyle olduk abi selamlar hayırlı yayınlar dolar mahvetti bizi ee, tek paramızı koruyorduk demiş Barış Karatay. evet maalesef ki herkes parasını koruyordu arkadaşlar ee, fakat bu tür kazalar olur üzülmeyin arkadaşlar bu tür e, her zaman bu tür kazalarla karşılaşacaksınız dediğim gibi kar zarar olmazsa o iş faizdir zaten bu işte kar ve zarar varsa Korkmayın. Biraz daha uzun vadeli bakın. Uzun vade sonunda tekrardan yavaş yavaş karlı pozisyonlara zaten hepiniz geçmeye başlayacaksınız. O yüzden çok sıkıntı yapmayın. Çok çok düşüncelere yapmayın. ev Özellikle ev huzurunuzu kaçırmamaya çalışın. Emrah Yıldırım Çok analist dinliyorum. Dolar daha düşecek diyorlar. Senin düşüncen? Valla ben teknik olarak konuşurum Emrah. Benim düşüncem ben rakamlara riayet ediyorum rakamlara bakıyorum e, oluşacak formasyonlara bakarım temel analizlere e, değinirim şu an itibariyle bugünkü kapanış itibariyle yön yukarı izleyeceğiz kapanışlara bakacağız e, piyasanın durumuna bakacağız e, Biz yavaş yavaş gidelim Tabii ilk e, kapanışlar neticesinde şimdi ikinci hedef bölgelerini sizlere zaten videonun başında paylaştım bazı arkadaşlar yorumlara katılmak istemiyorlar. Sadece teknik analiz dinleyip çıkmak istiyorlar. O yüzden bunları hemen yayının başında verdim ki bu sohbetlere katılmak istemeyenler de teknik analizlere bakıp yayından çıksınlar istedim o yüzden. Hilmi iyi akşamlar demiş. Ben 7 TL'den aldım demiş. Vallahi güzel yerden almışsın Hilmi. Beklersen güzel seviyelerden çıkarsın 2022 yılı içerisinde. Halil korkmaz. Direkt konuya girseniz 3 Ocak'ta ne olur? Bu durum onu konuşalım. 3 Ocak'la ilgili video yaptım zaten Halil. O videoyu izlersen, 3 Ocak'la ilgili beklentilerim orada mevcut. Valla bu enflasyonla ilgili ekonomistleri dinlediğimiz zaman, uzmanları dinlediğimiz zaman arkadaşlar, 3 Ocak'taki verinin yukarı yönlü çıkmasını bekliyorlar. Ee, biz de onların doğrultusunda zaten piyasadaki fiyatlara da baktığımız zaman, piyasadaki fiyatların ee, 10 lira üzerinde 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 küsur rakamlara doğru giden bir dolar kuru zaten hep birlikte sizlerle izledik. Bunun kademeli bir şekilde e, piyasadaki e, alımlara yansıması sonucu enflasyonda da marketlere giriyorduk, arkamızı dönüyorduk, etiket değişiyordu biliyorsunuz. Şimdi bu etiketlerin geriye gelmesi de Aynı şekilde olacak ama dolar TL kuru ilk düştüğü yerde kalırsa kalmaz ise ne olacak? Kademeli bir şekilde e, bu fiyatlar arkadaşlar e, yani nasıl anlatayım gıda fiyatlarına yansıdı yani 13 liradan da mal alanlar oldu dükkanına 14 liradan da alanlar 15 liradan da 17 18'den de alanlar oldu öncelikle bir 18 alanların elindeki stoklarını belirtmesi şart. Sonra 17'den alanların stoklarını belirtmesi şart. 16'dan, 15'ten, 14'ten, 13'ten, 12'den ki 11'den aldıklarını üstüne kar marjı koyarak yansıtabilsinler. Bunun da yansıyabilmesi için bir Ocak ayı 2022 yılına sarkar bu iş. bu dediğim koşullar tabii piyasada üretim fazlalaşır girdiler gıda ürünlerindeki artışlar fazlalaşır bunun düşmesi de ancak bu şekilde olur Fakat benim beklentim fazla da heveslenmeyelim arkadaşlar piyasadaki ürünlerdeki fiyatların fazla da geriye düşmeyeceği yönünde O yüzden 27 ile 30 arası bir enflasyon beklentisi olacağı görüşünde uzman enflasyon verileri açıklayan hocalarımız Biz de bunları takip ederekten e, bu şekilde kendimize bir yol çizebiliriz yani enflasyon yüksek gelecek arkadaşlar her türlü bakan ne dedi demiş çarpılan küçük yatırımcı dedi ne kadar kaba bir tanımda o küçük dediği vatandaş doları buralara yürüttü kimse vatandaştan üstün değil kimse de satmadı 470 bin ana paradan zararımız var demiş Enes Evet bu açıklama gerçekten e, hoş olmadı Ben de bu açıklamayı e, hoş olmadığı kanaatindeyim arkadaşlar bu tür açıklamalar hem de e, iktidar kanadına da zarar veriyor İktidar kanadının e, temsilcilerinin nasıl böyle acemice yorumlar yaptığında e, düşünmek zor bunu neden söylüyorum bakın arkadaşlar iktidar kanadına yakın olan yani buraya oy verme potansiyeli olan belki de ben de bu partiye oy veriyomdur veya vermiyomdur ama verenler için söylüyorum ee, özellikle bu muhafaza kar kesim dediğimiz kesim faize karşı olan kesim ee, bu kesimin birçoğu da faiz istemedikleri için zaten paraları genellikle dolar ve altın üzerinde dolar altın ve gümüş üzerinde ee, bir takımı da kendi seçmenine bir gol atmış durumda diye Hükümetin düşünmekteyim ben arkadaşlar. Çünkü hükümet kanalından e, biliyorsunuz sürekli faizlerin aşağı indirileceği yönünde beklenti oluşturuldu. E, bu kesim de zaten faizi sevmediği için çoğunluğu dolar altına ve gümüşe yönlendi. E, bu son gol de e, genellikle kendi kesimine atılmış bir gol olarak düşünmekteyim. Ki e, farz edelim bu kesim CHP'li de olabilir, MHP'li de olabilir, İYİ Partili de olabilir, AK Partili de olabilir. Bu işin gece yapılmasının e, ben hiçbir şekilde tasrif etmiyorum. Bence gece yapılması danışmanların bir hatasıydı. Sayın Cumhurbaşkanını uyarabilirlerdi. Çünkü bu iş piyasalar açıkken yapılmış olsa idi ben katılımın çok daha fazla miktarda olacağı ve çok fazla miktarda döviz bozulacağı yönüne vatandaşın gideceğini düşünüyordum. Hem böylelikle hazinenin de çok fazla bir yüke girmemesi ve dolar miktarında da aşağı yönlü Merkez Bankası'na çok güzel bir alım fırsatı yaratılabileceğini düşünüyordum Bence acemice yapılmış bir iş ee, bu şekilde düşen dolar fazla aşağılarda durmaz arkadaşlar yani bir anda e, bu kadar düşmüş bir kur bir gün iki gün içerisinde düşmüş bir kur şimdi baktığınız zaman üretim yok yani gerçekleri de konuşmak lazım üretim yok arkadaşlar yani üretim olmalı ki e, bir malda e, ne olsun mesela atıyorum e, domates olsun domates yazın nasıl ucuz yiyorsunuz kışın yiyemiyorsunuz bunun sebebi nedir yazın çok fazla üretim olduğu için yani domates domates bol miktarda olduğu için domatesi ucuzdan yiyebiliyorsunuz fakat kışın e, anca yazdan toplanan domatesleri Soğuk havalarda bekletilen domatesleri yiyebiliyorsunuz ama arkadan bunun üretimi gelmediği için ne oluyor domatesler her ay biraz daha pahalı her hafta biraz daha pahalı çünkü önden ucuzdan alınanlar bittikçe arkadan pahalı alınanlar piyasaya sürüldüğü için enflasyon yukarı gidiyor bu da domates fiyatlarını etkiliyor. Bu olaya öyle bakın üretimin olmadığı yerde hiçbir şekilde enflasyonu düşürmek kolay değil. Ben hükümetin burada en fazla üretime yönelmesi gerektiğini düşünüyorum, üreticinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca çiftçinin desteklenmesini düşünüyorum. Bu işler kızarak değil, güzel bir şekilde çiftçi temsilcilerini alıp dinlemekle, esnaf kesimini alıp dinlemekle çözüleceğini düşünüyorum. Yoksa zabıta göndermekle, orayı burayı denetim yaptırmakla. Bu işler çözülmez arkadaşlar çünkü hiç kimse kendinizi düşünün dükkanınız var yüksek fiyattan mal almışsınız e, bunu düşük fiyattan satmak ister misiniz hiç kimse istemez. şimdi gerçekçi olmakta fayda var e, o yüzden önce adam yüksekten aldıklarını yüksekten satacak ki e, aşağıdan alabilme fırsatı yakaladıklarını da ilerleyen günlerde daha ucuz fiyattan piyasaya satabilsin. bunun ee, ekonomik olarak da altyapısı bu şekilde olması. Üretim yok ne demek? Algı yapma demiş Ömer Hira. İşte bak Ömer üretim yok ne demek? Algı yapma demiş. Evet, algı yapma tamam. Şimdi benim algı yaptığımı düşünüyorsun değil mi Ömer? E peki enflasyonu ben mi yapıyorum? Sen ne konuşalım? Hadi gel. Ömer Hira, sen ne konuşalım? Üretim yok ne demek? Algı yapma. Enflasyonu kim yapıyor Ömer? Bana bunun cevabını verir misin? Enflasyonu şu an ben mi yapıyorum? Veya e, doları 18 liraya ben mi çıkardım? Evet Ömer senden bunların cevaplarını bekliyorum. Şimdi bunları kim çıkardı? Bunların cevabını yazmanı senden bekliyorum. Enflasyonu bu kadar yüksek seviyelere kim çıkardı? E, ülkede Çin modeli var. Faize ben karşıyım. E, bu politikayı kim getirdi? Artı Doları 18 liralara kim çıkardı? Şimdi bunların sorularını da bana verirsen benim algıyı yapıp yapmadığımı daha iyi anlarız. Kısa vadede al sat yapılır mı? Şu an Osman demiş. Osman ben al sat kesinlikle karışmıyorum. Ben teknik seviyeleri veriyorum. Bunlardan artık kendiniz kendinize kararlar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ev fiyatlarına girelim biraz da arkadaşlar. Ev fiyatları ve araba fiyatlarına. Ev fiyatları çok fazla yükseldi. E bakın Ocak, Şubat, e, Mart bu dönemde zaten ev fiyatları düşer. Belli bir miktar gene ev ve araba fiyatlarında düşüşler olacak diye düşünmekteyim ben. Mevsimsel olarak e, her sene kışın zaten bir miktar araba ve ev fiyatlarında düşüşler olur. Yaza girmeyle birlikte, yazın başlangıcıyla birlikte ev ve araba fiyatları tekrardan yükselişe Geçecektir diye düşünüyorum. Evet Osman. Evet <laughs> Ömer. Ömer bak Ömer Hira çok komiksin. Ya gerçekten çok komiksin bak neler diyorsun. Sizin gibilerin algısıyla dolar yükseldi demişsin. Ya böyle bir mantıksızlık var mı Ömer? Lütfen ya. Bak ne dedik Müslüman yalan söylemez. Sen benim verdiğim e, soruların cevabını verirsen. Zaten kendinde gerçekleri bulacaksın Ömer. Sizin gibilerin algısıyla dolar yükselmez. Böyle bir şey olmaz. Bak Müslüman yalan söylemez Ömer. Ben sana düzgünce söylüyorum. Bak burada demokratik olarak söz hakkı da tanıyorum. Ee, bazı analistçiler gibi yorumları da kapatmıyorum. İstediğiniz gibi bu kanalda yazıyorsunuz. Ama e, sorduğum soruların cevabını verirsen sevinirim. Hüseyin Yıldız sabırda sabır diyorlar demiş Hüseyin. Devlet 2018'de yaptığı şeyin daha beterini yaptı. 5.50'den 7-8 liraya çıkmıştı. Herkes ona çıkacağını düşünerek almıştı. Sonra tekrar 5.50'a düşürdüler. Şimdi dövizin inip çıkması iyi bir şey gibi düşünen arkadaşlara söyleyeyim arkadaşlar. Bakın dövizin inip çıkması iyi bir şey değil. İstikrarın sağlanabilmesi için. Köşke kur 18 liralarda kalsaydı ama istikrarlı kalsaydı. Tamam daha yukarı çıkmasaydı ama bu kadar da aşağıya inmeseydi. Piyasa ona göre fiyatlanırdı. Ona göre her şey yönünü bulurdu. 18'in üstüne çıkmaması 18 ile 15 lira arasında fiyatlanması bir süre sonra piyasaların kendi kendine yön bulması anlamını taşıyacaktı. Şimdi 18'den 10 liraya düştü mü? Yatırımcı nasıl düşünüyor bunu arkadaşlar? E, yatırımcı buna bu sefer alım gözüyle bakıyor. E, bu unuttuğumuz yer burası. Dolar nasıl 7 liradan 5 liraya düştü? Orada dur durabildi mi? Duramadı. Neden? Çünkü ucuzu herkes almak ister. Arkadaşlar ucuzken herkes almak ister. E pahalıyken de satmak ister. Şimdi 7 lirada biz bu kuru sabit tutabilirsek, o dönemlerde sabit tutabilseydik 7 lirayla 6 lira arası 1 lira oyun Oynayacak şekilde 6-7 arası 7 liranın üstüne e, izin vermeseydik ne olurdu? Belli bir zaman sonra yatırımcı artık zaten buradan kendi kendine uzaklaşmaya başlardı. Yani volatil hareketler hiçbir zaman iyi değil. Özellikle kurlar üzerinde volatil hareketler iyi değil. Özel Bu kadar fazla volatil hareketler hiç iyi değil. Tekrardan yatırımcıyı dolarizeye sürükler. Şimdi 17-18-16-15 liradan satma imkanı bulanlar e, sizce tekrardan onlara düşmüş kurdan almak istemeyecekler midir arkadaşlar? Tabii ki almak isteyecektir adam %50 düşmüş, %40 düşmüş bir altını, doları tekrardan aşağıdan almak istemez mi? Tabii ki isteyecek. Oradan çıkanların çoğu, satabilmeyi başarabilenlerin çoğu e, bakarsanız tekrardan aşağılardan alım yaptılar bile. Ömer Hira. Evet Ömer, cevabını alalım hemen. Ülkede ne oldu da demiş? Dolar 18 TL oldu. Ömer ülkede ne oldu da dolar 18 TL oldu. Şimdi ülkede ne oldu? <laughs> Bunu sen bilmiyorsan ben hiç bilmiyorum. Evet. Ülkede ne oldu? Hemen sayalım. Ömer Hira sana sayıyorum bak. Bunlar yalansa yalan de. Şimdi bir kere iktidar ne dedi arkadaşlar? Çin modeline geçtik. Dolar kuru bizim umrumuzda değil. Değil mi? Bu söylemin ardından dolar kuru ne oldu? Birden hareketlendi. 14 lirada tutmaya çalışıyorlardı dolar kurunu. 15 liralara doğru yükselen bir dolar kuru izledik. Ondan sonra ne dediler? Biz faize karşıyız. Biz faizleri düşürmeye başlayacağız. Bunu da dediler. Ne oldu? Bir hareket daha dolar oldu 16 lira. Ondan sonra NAS dediler. NAS'la birlikte Nas nedir diye araştırmaya başladık. Bak ki nas Allah'ın kesin emirlerinden biri. O bu dedik Allah'ın kesin emirlerinden biri ise faiz kesin düşecek. E, enflasyon tarafına vatandaş baktı. Enflasyon oldukça yüksek. Cebindeki TL'sine baktı. Ben dedi faiz düşecekse TL'mi niye bankaya yatırayım? Hemen herkes tekrardan dolara altına saldırdı mı? Saldırdı. Bu sefer ne oldu? Dolar 17, 18. E, burada herkes hükümete güvendi. Yani dedi ki faiz yok. Bu hükümet kesinlikle faize karşı kesinlikle faiz arttırmayacak. Biz bari cebimizdeki küçük yatırımı enflasyona karşı koruyalım. Dolara, altına hücum etti. Buraya kadar bir yalan var mı? Söylediğim sözlerde. Arkadaşlar çarpıttığım bir şey var mı? Özellikle AK Partili arkadaşlar varsa buraya yorum yazsınlar. Evet şu ana kadar söylediklerimde herhangi bir yanlış var mı? Bunu AK Partili arkadaşlarımız varsa yorum olarak yazsınlar. Şu an canlı yayındayız. Evet şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Dolarda 18.30'a çıktı mı? Çıktı değil mi arkadaşlar? 18.30 oldu. Bir gece yarısı ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza danışmanları nasıl bir bilgi verdiyse bu danışmanları ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi veren e, danışmanlarını e, diyorum ya Cumhurbaşkanımız bir yazılı sınava sokması lazım diye. Gecenin saat 830 dokuzunda Cumhurbaşkanımıza bir açıklama yaptırdılar. Tabii gece gece Türkiye piyasaları kapalı olduğu için Türk vatandaşlarının çoğu bankalarında makas farklılıklarını çok yüksek seviyede tuttuğundan dolayı maalesef ki satış yapamadı. Bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel bir şekilde anlatsalar, Türkiye piyasalarının açık olduğu bir saatte yaptırsalardı, bakın bundan en fazla AK Parti seçmeni zarar gördü. Bunu özellikle size söylüyorum. Neden derseniz AK Parti seçmeninin faize karşı olan kısmı daha fazla arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanımızın sözüne inanıp e, hepsi e, büyük bir ihtimal zaten parasını altında ve dolarda tuttular. Yani daha da yukarıya çıkacak e, dolar biz dolar tarafına işin bakmıyoruz söylemleri gelmeye başlayınca e, onlar da paralarını zaten dolar ve altın tarafında tutuyorlardı. Fakat bir akşam üzeri yapılan açıklamayla birlikte maalesef ki dolar tele kurunda aşağı Giden arkadaşlar bir seyir izledik. E, bu aşağıda yönlü giden seyirin sonucunda ne oldu? Birçok yatırımcı da mağdur kalmış oldu. E, şimdi bütün bunları ben mi yaptım? Ben yapmadım. E, bunları kim yaptıysa bu yorumları sizler de bunlara e, anlatmanız lazım. Değil mi? E, biz burada sadece teknik analiz yapıyoruz. Piyasada olup biten haberlerden haber veriyoruz. Ama siz suçlayacak bir arıyorsanız bunun suçlusu biz değiliz arkadaşlar. Sizlere ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu söylediklerimde herhangi bir şey var mı yok? E varsa da siz söyleyin ben dinleyeyim burada. <laughs> ne demişim? 12.5'tan gümüş var elimde demiş. Baya zarardayım buralardan alım önerir misiniz demiş. Dünyanın ilginç halleri. Arkadaşlar alım ve satım ben önermiyorum. Yani şöyle şu şekilde al sat tavsiyesi bizim kanalımızda kesinlikle verilmiyor. Biz verileri veriyoruz. Teknik analizleri yapıyoruz. Geçenlerde sadece ben alabilirim şeklinde buralara düşmüş bir dolar veya altın kurundan ben alabilirim. Ben kendi şahsımı alabilirim şeklinde yorum yaptım. Zaten hepiniz biliyorsunuz bende ne dolar ne altın ne de gümüş yatırımı var. Benim yatırımım zaten arsa tarafında. Benim de zaten teknik analiz yaparken Dolar altın veya Gümüş tarafında olmam yanlı yayın yapmama sebebiyet olabilir bu türlü yanlı yayın e, yapmamak babına kendim e, bu tür ürünleri almayı e, kendime etik bulmadığım için e, kendim dolar altın ve Gümüş almıyorum arkadaşlar Sibella 2022 Gümüş yılı demiş bozma demiş Evet 2022 yılı altın ve gümüş özellikle ons bazlı altın ve gümüş yılı olma ihtimali çok fazla arkadaşlar. İzleyip göreceğiz ama teknik seviyeleri hala sizlerle birlikte izlemede kalalım. 25 olmadan satmam demiş Fatih Kulüp. <laughs> arkadaşlar herkesin kararına saygı duyalım. E, Merkez Bankasına saygı duyalım. Merkez Bankası'nın görevi de her zaman bakın bunu zaten sürekli söylüyoruz. Merkez Bankası'nın görevi Türk Lirası'nın değerini korumak. Türk Lirası'nın değerini koruyabilmek için her türlü enstrümanı zaten Merkez Bankası kullanabilir. O yüzden bu tür durumlarda sizlerin ve bizlerin zaten yapabileceği herhangi bir şey yok. Böyle anlık haberlerde, konularda stop bölgeleri çok önemli. O yüzden stop bölgelerine riayet etmekte fayda var. Yani teknik analizde her zaman stop bölgesine riayet edeceğiz arkadaşlar. Riayet etmediğimiz durumlarda bu gibi ani satışlardan maalesef ki çok fazla yara alma durumumuz her zaman olur. Onu 18'e gelmeden önce düşünecekler demiş Fight Club. Wester Alçelik güle güle demiş Hüseyin Yıldız. <laughs> <laughs> olmaz arkadaşlar hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Şimdi e, bütün büyük firmalar zaten yıl sonu fiyatlamalarını yapacaklar. Bu yıl sonu fiyatlamalarına göre e, onların kendi hesaplamaları vardır. Bu hesaplamalar doğrultusunda e, zaten onlar hükümetle de bağlantılıdır. Kendi e, görüşlerine göre fiyatlarını belirleyecekler, anlaşmalarını yapacaklar. Şu an 10 18 e, fiyat aralığında bir kur bir yerde dengeleteceklerdir. Ama fiyatlamalar gene bence 18 liraya göre yapılacaktır diye düşünmekteyim. Doları 17-18'den almak ikinci el aracı sıfırdan pahalı almak gibi bir şeydi demiş. Daha da yükselse mutlu olacaktılar. Düştü şimdi de almadım. Altına satmam olayı başladı. Yarım milyona aldığınız polaya benim demiş. Evet bu da bir gerçek arkadaşlar. Bakın çok yükselmiş bir e, ürüne bulaşmak iyi değil. Her zaman e, çok yükselmiş bir ürüne e, bulaşmak iyi değil. Her zaman ucuzu alacaksınız. Pahalıyı satacaksınız. Özellikle tepelere dikkat edeceksiniz. Ama tabi her yatırımcı bunu bilmiyor arkadaşlar. Her yatırımcının da bunu e, bilecek diye bir beklenti içerisine girmesi yanlış olur. E, bu biraz da evet piyasadaki bu e, algılardan da kaynaklı olarak maalesef ki e, küçük yatırımcıların e, bu yüksek fiyatlardan da alım yaptıkları görülüyor. Başkan ne hale geldik demiş. 10 yaşındaki çocuk okulda saklambaç oynayacağına Fed Merkez Bankası dolar ve Bitcoin konuşuyor ve selam demiş Ayhan Karaca. <laughs> evet arkadaşlar. Ev hanımları ev ekonomisi yürüten hanımlarımız bile <laughs> artık ekonomi konuşmaya başladı. Sinirella dolar 9'lara iner mi? Öngörünüz nedir demiş. Ee, şu an için kademe kademe gidiyor Sinirella. Ee, şu an e, bizler için dolardaki kapanış 11.35 üzerindeki kapanışta 12.48'e doğru ilk etapta doların gideceğini düşünüyoruz. Tabi e, tekrardan 9'lu seviyelere gidebilmesi için 10, 16 veya 10.23 e, artık destek seviyeleri altında. Kapanış görmemiz şart. Bu kapanışlar gelir ise, özellikle haftalıkta 10-23, 10-16 seviyesi altında kapanış görürsek, 9 liralara giden bir dolar TL kuru, ondan sonra izleriz. Ama şu, bugün itibariyle baktığımız zaman 11-35 desteği üzerinde kapanış, bizim şimdilik kısa da 12 .48 seviyesini takibe götürecektir diye düşünmekteyim dengelerde dolar kaç olur demiş Osman Atılgan. Valla Osman şu aralar 10 ile 13 arasında gidip gelecektir diye ben düşünüyorum. Bu alanda biraz bir dengelenme sürecine girecektir diye düşünüyorum Osman. Cuma günü olması çok muhtemel demiş 9 TL'nin Mehmet Varol. Bakalım Mehmet izliyoruz. Cuma günü şimdi şöyle bir şey Mehmet bir önümüzde bir enflasyon verisi e, beklentisi olmasaydı belki geriye doğru bir düşüş olabilirdi 9'lu seviyelere doğru. Ama bu beklentiyle birlikte bu beklentiyi alımla karşılamak isteyecek fonlar olabilir yani. O yüzden diyorum ki bir 12.50-13 civarına doğru dolar telekurunda yukarı yönlü hareket devam edebilir gibi. Şu an için olmasa da Merkez Bankası elini güçlendirmek için mutlaka 9 veya 8.25'e düşürecek ama şimdi değil demiş. Evet Merkez Bankası da piyasadan dolar almak istiyor. E, o fiyatlara gelirse zaten en büyük alıcı Merkez Bankası olacaktır diye ben de düşünmekteyim. Zaten kendisi de e, alacak alım yapacağını söyledi arkadaşlar. Yani aşağı seviyelerin e, çok altına da Merkez Bankası izin vermeyecektir. Çünkü cari açık olayı var. İhracatçıyı da koruma altına alabilmek için e, doların daha fazla aşağıya sert bir şekilde gelmesine Merkez Bankası... İlk etapta zaten kendi izin vermeyecektir diye düşünmekteyim. Biraz daha altın yorumu demiş lütfen İbrahim İdeli. Gram altın yorumu yaptık. İbrahim. Ee, gram altında da 8.35 bizim için önemli bir destek. Ee, bu destek üzerinde tutundukça gram altının 9.69, 9.40, 9.69 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. En önemli 8.35 desteği takibimizde dedik ve bu destek üzerinde kaldıkça 9 39 969 dirençlerine doğru gram altında yukarı yönlü hareket beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafındaki hedefimiz de 1840 1840'la 1844 dolar, dolar aralığına gidecek bir ons altın olacaktır diye düşünmekteyiz. Hayırlı salı günleri demiş Millet Nevroz. Osman Atılgan dengeleme kaç gün olur dolarda demiş. Bunları cevapladık zaten. Herhalde bu tekrardan dönüyor geliyor. Mustafa Karadal bugün marketçinin biri altının gramı bin dolar olacak diye ya olursa dedi ya olursa demiş. Zaten şu an altının doları ya altının gramı bin dolar ha bunu ben de izledim. Ya dur şimdi soruyu anladım Mustafa. Evet. Bir gram altın bin dolar olacak şeklinde bir yorum geldi değil mi? Evet. Onu şey yapmadı ya. Ee, onu dinledim ben. Hamza'dan geldi galiba böyle bir yorum. Evet böyle bir yorum dinledim. Hamza Bey'den. Ben de dinledim. Evet. Bir gram altın bin dolar olacak ilerleyen zamanlarda şeklinde. Millet yarın diyor borsaya gidip doğa, dolar doğası yapacağız demiş. Nevroz. <laughs> Uçan spagetti canavarı ses az geliyor demiş. Ses az mı geliyor arkadaşlar? Evet olabilir. Bazen mikrofon heyecandan bir sağa bir sola çünkü çekip duruyor. Şu an iyi herhalde ses. Altın demiş nereye kadar düşer? Bunu zaten cevapladık. Başkan dolar almam lazım. Nereden alsam acaba? Bir fikir. Bununla ilgili bir fikir de verdik. Olgunay güneş. Mikrofonu düzelt başkan demiş. Evet şu an iyi mi arkadaşlar ses? Ses uzak demiş Sibella. Vallahi mikrofonu yerleştirdim, yaklaştırdım ama Sibella. Hala uzaktan mı geliyor ses acaba? Hayırlı akşamlar abi demiş. Evet şimdi okey demiş. Evet düzeldi zannedersem ses. Evet düzeldi demiş arkadaşlar. Evet mikrofonu bir sağa bir sola oynattığımdan dolayı büyük bir ihtimal kaynaklı oluyor. HSBC e, Bankası ucuz satıyor, pahalı alıyor demiş. <laughs> ne bu da güzel arkadaşlar. İyi demiş Atam. Arif Emre Özdemir iyi güzel geliyor demiş. Şu an ses süper demiş. Evet tamam ses düzeldi o zaman arkadaşlar. Tamam. Mert Can Avşar dolar 14-15 gram 750 civarı olduktan sonra aynısı gibi yine ani çakılma olacak diyen analizciler var. E, bu fiyatları satış imkanı olarak görüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet oralara gelir ise ilk etapta benim şu an e, oralardan değildi de arkadaşlar bir 16 civarı olabilir mi şeklinde bir düşüncem mevcut. Bunu izleyeceğiz. Bunu izleyeceğiz. E, şu an için e, ilk seviyem 13 lira 29 kuruş dolar tl kurunda. O seviyenin üstüne izin verilirse e, burada bir 16 40 16 50 civarına doğru e, bir atak olabilir arkadaşlar. E, buralara bir tekrardan yükseliş olabilir. Ama tabii bunu yakından izliyoruz. Sizlerle birlikte ben de izleyeceğim. Yeni analizlerimiz günlük kapanışlara göre analizlerimiz olacak. E, bunu hep birlikte sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Altın dolar düşerken alınır demiş. Gözlerime bakarsan <laughs> anlarsın demiş. Nurullah Yaşar. <laughs> Nurullah güzel söylemiş. Altın dolar düşerken alınır. Gözlerime bakarsan anlarsın demiş. Evet. 15 16 izin verilecek, mecbur başka türlü çözülme olmaz. Evet bana da öyle geliyor arkadaşlar. 15 16'ya izin verilir. Ee, ve buradan bir tekrardan bir çözülme olayı gerçekleştirilebilir. Merhaba gümüş ons'ta 1977'lerden günümüze devasa fincan kup formasyonu oluşmuş. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Benim bu konuda düşüncem mevcut. Bununla ilgili videolarım da var. İzlerseniz e, bu videolardaki Fincan kulbu zaten sizlerle birlikte paylaştım. Abi trade edenler olur elbet ama 16'ya gelen doları kimse TL'ye çevirmez demiş. O zamanki durum bir gelsin, ona göre tekrardan bir analiz yaparız. O o zamanki durumu bir görelim. Evet başkan, bankalardaki makas aralıkları ne zaman normale döner? Fikrin var mı demiş. Vallahi aslında normalde gün içinde normale dönmesi lazım olan makaslar var ama bu aralar bilmiyorum e, makas aralıklarını bankalar çok yüksek tutuyor Bunun sebebini daha açıklayacak olan bankalardır diye düşünmekteyim arkadaşlar Başkan bir konu var Araplarla 22 ve 24 e, anlaşma vardı diyorlardı Acaba ikinci dalga bu fiyat olur mu? Vallahi Araplarla bir anlaşma oldu bir de ama yeni bir anlaşma mı var? Ondan bir haberim yok şimdilik. Bir Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma yaptık. Kuvvetle yaptık. Onları söylüyorsun değil mi Oktay? Onların dışında herhangi bir başka bir anlaşma ben bilmiyorum. Hocam ben dolar almak istiyorum demiş. Düşüş olur mu? Yeni katıldım demiş. Selin 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 aramıza hoş geldin. Selincim takip etmen lazım. Özellikle... Dediğimiz gibi bu 10 lira 10, 50 civarlarında bir alım yapılabilirdi çünkü çünkü 18 liralardan aşağıya gelmiş bir dolar kuru var bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareket zaten o seviyelerden alımlarda yakalanabilirdi. Sen şu an 1150-1160 civarlarında denk geldin yayınımıza alım fırsatı artık sen düşünmen lazım. Ben kendi adıma eğer altın ve dolar alacak olsaydım ufak ufak alırdım kademeli kademeli arkadaşlar. Tabi bu sizler için yatırım tavsiyesi olmasın. E, son kararlarınızı her zaman kendiniz verin arkadaşlar. 14 olup geri dönecek 9'a demiş. 3D Sniper Arena. Evet arenanın beklentisi 14'e gidecek. Oradan geri dönecek 9'a diye şeklinde. Hüseyin. Ben yatıyorum demiş. Hüseyin iyi geceler. <laughs> 18'e kadar satmak yok demiş Nazmi. Evet arkadaşlar artık yayınımızı sonlandıralım. Ee, yayından çıkmadan önce kanalıma bir beğeni atarsak e, beğeniler önemli. Daha fazla kişiye yayınımızın ulaşmasını sağlıyoruz. Zaten geç saatte bir yayın yaptık. Ee, sizlerden ricam budur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yarın gene e, sayılara kapanışlara göre yeni sayılarımızı, rakamlarımızı veririz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.